Taze Fikir Grup Metaverse alemini sunar. Gününüz aydın olsun. Ben Esen Girit Tümer. Hepimizin hayatına dokunan, dünyanın gündeminde yer kapsayan esrarengiz bir konu, Metaverse aleminin kapılarını birlikte aralıyoruz. Bu program her cumartesi sizinle beraber öğreneceğimiz Metaverse nedir, hangi şekilde girilebilir, hangi teknolojileri bize sunuyor. Bununla beraber de sadece Türkiye'de değil, Türkiye'de, dünyada, bilimde, sanatta, eğitimde, eğlencede, birçok alanda, psikolojisinde, hatta felsefesi, hukuku dahil hepsini kapsayan, merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulacağınız bir programla geliyoruz. Hazırsanız bu keyifli yolculuğumuza başlamak ve kıymetli konuklarımı size tanıştırmak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi ağırlamaktan onur duyuyorum. Sevgili Profesör Doktor Çisil Sohodol, Boğaziçi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi, hı hı, ve çok aynı üniversiteden değerli hocamız Çağlar Gözü Açık, İletişim Fakültesi öğretim görevlisi ve ikiniz de Yapay Zeka Teknoloji Derneği kurucu üyelerisiniz. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben sözü öncelikle değerli Çağlar hocama vermek istiyorum. Metaverse nedir? Bu alemde neler oluyor diye ilk sözü size vermek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Metaverse yeni bir kavram değil aslında. 1992 yılından beri ortaya konmuş bir kavram. Meta ve universe'ün birleşimi. Yani meta öte anlamına geliyor. Universe de evren, öte evren anlamına gelen bir kavram. 92 yılında bir kitapta geçiyor. İlk böyle punk fiction denilen kurgusal bir romanda geçiyor. Ondan sonra çeşitli oyunlarla altyapısı oluşan bir kavram. Özellikle Second Life, birçok insan duymuştur o oyunu. Metaverse aslında ben hani daha kolay anlaşılması için 3 boyutlu internet diyorum. Yani insanların içeriye avatarlarıyla giriş yapabildikleri, farklı platformlar arasında gezinti yapabildikleri, bunu iş, sanat, ondan sonra moda, ticaret, birçok alanda düşünebilirsiniz. Eğitim. Ama eğitim, oyunla birlikte de gelişen bir platformlar bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Yani en basit tabiriyle. Çok güzel. Peki bu Metaverse'e nasıl girileceği konusunda çok muammalar ve herkesi korkutan bir konu var. Çoğu kişi de bunu değişik İngilizce kelimeler kullanıyor, karışık hale getiriyor ve daha çok anlamı karışıyor. Bunu çok basit anlama geldiği zaman nasıl bu aleme girebiliyoruz, Metaverse alemine? Evet, şöyle Metaverse aslında blockchain, yani blok zincir dediğimiz bir altyapının ürünü. Dolayısıyla buraya girebilmek için sizin bir kripto hesabınız olması lazım aslında normalde. Ama normal ziyaretçi gibi de girebildiğiniz platformlar var. Şu an dünyada pek çok platform var Metaverse ile ilgili. Ben böyle yine insanların kafasında rahat anlaşılsın diye şöyle ifade ediyorum. Bazı platformlar dünyanın yuvarlak olduğunu düşünüyorlar. O dünya, yani Google Earth'te gördüğümüz dünyanın kopyasını yapmışlar. Bunlar nedir? İşte OVR gibi, Earth 2 gibi platformlar. Kimisi dünya düzdür diyor. O orta çağdaki gibi. Hı hı. O dünya düzdür diyenler kendi böyle pikselleriyle dünyalarını yaratmışlar. Öyle düşünelim. Hı hı. Bir de dünya diktir diyen var. O da enteresan. Bloktopya diye bir platform var. O da diyor ki bir gökdelen gibidir dünya. Aslında bunların hepsi küçük dünyacıklar. Öyle düşünelim. Girmek için Türkiye'de 11 milyon kripto kullanıcısı var. Yani biz tabii bunu Bitcoin, yatırım, böyle şeylerle duyduk daha çok blockchain teknolojisini. Ama bu bir teknoloji. Biz sadece bir yatırım aracı değil aslında. Herhangi bir kripto hesabınızın olması ve MetaMask denilen bir cüzdanı indirmeniz yeterli buna giriş yapabilmek için. Aslında çok kompleks değil. Sizin dediğiniz gibi böyle çok karmaşık anlatılıyor çeşitli platformlarda. Evet. O kadar da zor değil. Yakında bu işler daha da kolaylaşacak zaten. Ve farklı platformların birbiriyle entegre olduğunu göreceğiz. Yani bir yerden bir yere eski o uzay yolundaki gibi ışınlanarak seyahat ettiğimiz, yani bir web sitesi gibi düşünün, üç boyutlu. Bir web sitesinden diğerine ışınlanarak gezebildiğimizi hayal edin. Yani aslında tabii burada önemli olan şey sizin bir de avatarınız var. O Hinduizm'de biliyorsunuz avatar böyle yüksek bir ruhun bedenlenmesi anlamına geliyor. Oradan muazzam çıkmış çok avatar güzel kelimesi. Evet, çok güzel açıklaması. Evet, yani biz tabii burada internet dijital ortamında
avatarı dijital iz düşümünüz gibi kullanıyoruz. Avatarınızla, yani kendinize uygun gördüğünüz bir üç boyutlu animasyon karakteri diyelim en basit haliyle, dolaşabildiğiniz üç boyutlu bir internet ortamı olarak hayal edebilirsiniz. Çok güzel. Aslında çok önemli bir deneyim platformu. Biraz evet. önce Çağlar Hoca'nın söylediği gibi şu anda öncelikle biraz daha oyun komünitesi ve gamerlar üzerinde odaklanıyor gibi görünse de pek çok iyi örneğini görüyoruz. Sanat galerileri, showroomlar, bir takım ürün lansmanlarının şu anda orada yapılıyor olması vesaire gibi şeylerle aslında benim açımdan bir deneyim platformu diyebilir Doğru. miyiz hocam? Doğru. Yani niye bu kadar popüler olduğu meselesi de Mark Zuckerberg'in ünlü videosuyla biliyorsunuz Hı-hı. işte geçtiğimiz yıl hayatımıza girdi ve o günden bugüne geçenlerde bir araştırma için bir tarama yaptım. Hakkında en çok haber yapılan, en çok konuşulan teknolojik konulardan bir tanesi haline geldi. Bir kere ciddi bir hype yarattı. Bu da tabii merak duygusunu tetikliyor. Merak duygusunu tetikledince de ne oluyor? FOMO dediğimiz bir kavram var. Fear of missing out. Yani bir şeyin dışında kalma korkusu, bir şeyin gerisinde kalma korkusu. Bu hem bireyler için, yani orada bir dünya var, bir şey oluyor ve bir şey mi kaçırıyorum duygusunu tetikliyor. Markalar tarafından benim hedef kitlelerim orada ve bununla ilgileniyor. Ben mi bir şey kaçırıyorum duygusunu tetikleyince zincirleme bir merak duygusu aslında şu an bu kadar popüler hale getirdi diyebiliriz. Harika. Peki neden firmalar bu kadar ilk olma konusunda çok öncü olma, muazzam bir dünya çapında ilk Metaverse'de dükkanı açtık, zinciri var, arsa var gibi konuda ilk olmanın buradaki heyecan nereden geliyor? Bir şey kaçırıyorum psikolojisinden mi kaynaklanıyor tabii bu? Tabii ki yani Metaverse platformlarına giriş yapmanın ilk tetikleyicisi bu bir şey kaçırmama ve geride kalmama isteği. Ama öbür tarafta hikayeyi kim baştan kurgularsa o hikayenin yaratıcısı ve o hikayeyi çerçeveleyen ne olur? Çok Metaverse güzel. Yeni bir kanal ve yeni bir kanal hayatımıza girdiğinde bir marka olarak siz bunu görmezden gelirseniz ve bunun dışında kalırsanız bu hem ekonomik sürdürülebilirliğiniz için hem marka bilinirliğiniz için hem pazarlama satış gibi meselelerdeki sürdürülebilirliğinizi üzerine bir risk yaratır. Ve eğer sizin hedef kitleniz sizi meta veri tabanında bulamıyorsa o zaman başka kanallarda sizinle kurduğu iletişimin zayıflaması ve sizi oralarda terk etmesi riski de var. Neden? Çünkü siz ona 360 derece bir deneyim yaratamıyorsunuz demektir ve oradaki hikayenin bir parçası olma fırsatını kaçırıyorsunuz. Bu yüzden de ilk girme, ilk hamleyi yapan olmak gibi yoğun bir istek var ve bir işte markalar göçü yaşanıyor. Herkes bir Metaverse'de ilk uygulayıcılardan, ilk proje geliştiricilerden olmaya çalışıyor şu anda. Çok güzel. Çağlar Hocam, Metaverse ilgili teknolojilerin bağlantısına biraz evvel çok güzel izah ettiniz. Blockchain tabanlı olması gerekiyor. Hı-hı. Bunun içerisindeki Metaverse'ün teknolojinden biraz da AR nedir, VR nedir, nasıl girilir kısmında biraz. Orası çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. çoğu insanda evet bir enteresan bir jargon var ama ne yapmam gerekiyor? Evet. İlginç bir tarafı da var. Çoğu insanda bilmiyor. Sormaktan çekiniyorlar. Doğru. Bilmediği de ortaya çıkması da biraz mış gibi yapıyorlar. O yüzden de bunun, bu teknolojinin AR nedir, VR nedir, nasıl girilebilirler? Yani buraya bizi dinleyenler daha sonra hangi adımları atmaları gerekiyor? Bunlardan biraz Tabii. bahseder misiniz? Şöyle, Metaverse aslında AR, VR olmak zorunda değil. Şu an kullanılan, deneyimlenen o bahsettiğim yuvarlak ya da düzdür diyen platformlar genel itibariyle gözlüksüz girilen platformlar. Yani sizin oraya giriş yapabilmeniz için herhangi bir giyilebilir alete ihtiyacınız yok. Ki bu da bir yatırım aslında dolayısıyla. Doğru. Korkutuyor insanlar evet. evet. VR yani işte bizim burada stüdyoda da var. Virtual reality yani sanal gerçekliğin kısaltması. Nedir? Bu bir gözlük, özel üretilmiş bir gözlük. Siz gözlüğü taktığınız zaman tasarlanmış ya da üç boyutlu çekilmiş bir görüntünün içerisinde hissediyorsunuz. Yani biz normalde insan gözü... Evet, bakabilir miyiz bunları? Tabii, gösterebilir tabii. miyiz acaba ne yapması tabii. gerekiyor diye? Yani bu şu an piyasadaki en çok kullanılan ürünlerden biri. İşte VR gözlüğü takarsınız böyle. Hı-hı. Ondan sonra işte bunun ne diyelim joystick gibi Hı-hı. kullanım şeyleri var, kolları var. Bunlarla birlikte yönetiyorsunuz. İçinde bir tane menü var, bir ekran var. Normal bir bilgisayar oyununa girer gibi... ya da işte internetinizde bir ekranı açar gibi açıyorsunuz ve burada izlediğiniz şeyler, görüntüler 3 boyutlu. Yani 3 boyutlu ne demek? Normalde insan gözü yaklaşık 170 derece görür.
Bunda arkanıza baktığınızda arkadaki görüntüyü de görebiliyorsunuz. Yukarıya baktığınızda yukarıyı da görebiliyorsunuz. Tam olarak 3 boyut. Ağırlıklı ağır gözlükler. Bunlar çünkü teknoloji geliştikçe artık bütün oradaki görmüş olduğumuz yatırımlarda, yatırım planlarında evet. tamamen hatta kontak lensimize girecek boyutlarda Doğru. oldu. Yani bu günümüz engelleyen değil de sabah kalktığımızda cep telefonuna baktığımız gibi aynı zamanda da onlarla beraber yaşayacağımız bir yere doğru evriliyoruz gibi. Tabii ki evet. şu an biraz zorlayıcı bir deneyim Tabii. uzun saatler bununla geçirmek ama hocam daha iyi biliyor teknolojiyle ilgili meseleleri ama ciddi yatırımlar var ve çok daha küçük, çok daha hafif evet. ve günlük hayatta bizi o klostrofobik etkiyi yaratmayacak özellikle gözlük teknolojileri üzerinde hali hazırda çalışılıyor ve evet gerekmiyor Çağlar Hocam'ın dediği gibi bu teknolojilerin tamamı ama yine de işte giyilebilir kıyafet, teknolojik kıyafetler, sensörler vesaire gibi şeylerle de daha da zengin bir evet. duruma dönüşecek gibi Şimdi, görünüyor. Şimdi şöyle bu VR gözlük 10 yıldır var. Hı-hı. Yani yeni çıkmış bir şey değil. AR dediğimiz şey augmented reality o da çok uzun zamandır var. Artık bütün neredeyse cep telefonlarında var. Yani bir uygulama indiriyorsunuz hı hı. telefonunuza ve bulunduğunuz reel ortama telefonunuzun ekranını açtığınız zaman o ortamda yer almayan hı hı. tasarlanmış 3 boyutlu bir takım görüntüleri o ortam içerisinde görebiliyorsunuz. Bu bir eğlence gibi düşünün. Yani Pokemon Go diye bir oyun vardı. Bir çılgınlık hı. haline gelmişti. Hı hı. Mesela AR'ı en iyi kullanan oydu. Bu VR işte virtual reality dediğimiz bunların karma kullanıldığı bir takım teknolojiler var. XR dediğimiz yani artırılmış gerçeklik ya da işte MR dediğimiz karma gerçeklik gibi. Fakat buradaki hikaye yani aletin ne olduğu önemli değil. Metaverse'ün insanlara neler sunabileceği üzerine evet. biraz odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün bu aletler var, yarın başka türlü aletler gelişecektir. Bunlara çok kafa yormasın yani insanlar. Metaverse'ün temelini biraz daha anlamaya çalışsınlar bence. Çok güzel. Peki bu dünyada ilerlediğimiz zaman bunun bağlantısı diğer teknolojiler var. Hep Web 3.0 hayatımıza girdi. Hı hı. Başka bir serverlardan platformlara ve burada bağımsız yapılara geçiyoruz. O yüzden blockchain'ler, NFT'ler bunların da beraberinde büyük resmi gördüğümüz zaman Metaverse nasıl konumlandırıyorsunuz? Ve bunun bizim daha sonra soracağım sizlere de son sorumuzu da dünyanın şu anda bütün bu tüketim anındaki karbon ayak izlerine çünkü burada gelecek bir sanal alem var ama mevcut dünyamızda ne yapıyoruz, burayı nasıl koruyoruz gibi soruya geleceğim değerli hocam. Şimdi Metaverse tabii yani çok heyecan verici bir teknoloji. Yani bütün insanlık nasıl 2 yıldır pandemiyi yaşıyoruz ve aynı anda yaşıyoruz ve bütün iletişim kanallarıyla birlikte yaşıyoruz. O yüzden ne İspanyol gribiyle kıyaslanabilir bu ya da geçmişteki diğer salgınlarla. Evet. Metaverse de sosyal medyanın işte 20 küsür sene önce ilk çıktığı zaman o zaman da çok uyanmamıştık aslında biliyorsunuz. Yani birbirimize küçük dürtmeler falan öyle evet. şeyler vardı hatırlarsanız. Evet. Şimdi bambaşka bir noktaya geldi. Web 2.0 o sosyal medya devrimiydi. Şu an Web 3.0'dayız. Yani merkeziyetsiz yapı içerisinde herhangi bir server'a ya da herhangi bir yöneticiye gerek kalmaksızın tüm bilgisayarların herkesin bir araya blockchain teknolojisiyle birlikte bir arada tek bir servermışçasına hareket edebildikleri biraz da belki demokratikleşmeyle de eşleştirebileceğimiz bir kavram bu. Üç boyutlu internetin faydası nedir ya da insanların temel korktuğu şey nedir? İşte hiç dışarı çıkmayacağız. Filmlerde gördüğümüz bütün gün oturacağız, gözlüğü takacağız, her işi oradan yapacağız. Bu doğru, böyle bir risk var. Ama bir taraftan da bu gözlükle yapılan bir sürü spor ve sağlık uygulaması var. Yani işte hiç gitmediğiniz bir atıyorum Amerika'daki bir ormanda yürüyüş yapabilmenizi de sağlayabilir. Ya da bunu takıp işte kürek aletine oturduğunuzda inanılmaz göllerde işte kürek yapmanızı sağlayabilir. Yani o üç boyut sizi motive de edebilir. Bu eğitim alanında geçerli, sağlık alanında geçerli, birçok alanda geçerli. Hı hı. O yüzden Metaverse'ün bizim hayal ettiğimiz kadar olduğunu düşünüyorum ben. Yani biz birlikte inşa Hı-hı. ediyoruz Metaverse'ü. Öyle düşünmek lazım. Yani aslında kurumlar ve markalar evet. için de aynı şekilde. Biraz önce söylemiştiniz niye bu kadar önce olmaya çalışıyorlar diye. Aslında baştan saptanmış kuralları yok. Herkes için çok yeni Hı-hı. ve markalar için de kurumlar için de işte kendi hedef kitleleriyle birlikte öğrenme, birlikte üretme, birlikte projeler geliştirme gibi
heyecan verici bir deneyim sunuyor muazzam aynı zamanda. Ama evet, şimdi tam asıl biraz evvel de bahsettiğimiz konu var ya, buradaki bizim şu anda mevcut durumdaki sizin çok güzel üniversitenin yapmış olduğu adımlarınız var. Karbon ayak izine ben bunu bağlamak istiyorum. Evet. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Metaverse bu işin geleceği ise, bugün dünyamızdaki problemler var ise, özellikle burada karbon ayak izi, sürdürülebilirlik, gezegenin birçok problemi ise, bu konuyla Metaverse bunun ilintisi nasıl görüyorsunuz? Neler yapılmalı, faydaları nelerdir? Aslında hem pozitif hem negatif etkileri var Metaverse'ün diyebiliriz, sürdürülebilirlik ve özellikle çevre meselesine. Bir kere fiziki olarak deneyimleyemeyeceğimiz yerlere gitme, oradaki deneyimleri yaşama gibi şeylerle insanların daha az seyahat edebileceği ve benzeri şeyler var ve bunun karbon salımını düşüreceği konuşuluyor. Ama öbür tarafta biraz önce Çağlar Hocam'ın bahsettiği pek çok teknoloji var. 5G teknolojisi, mining, blockchain ve bunların hepsinin arkasında bıraktığı bir karbon ayak izi var. Bu anlamda teknoloji çok iyi, güzel, hoş ama Metaverse'ün ve o öte evrenin bu gezegen üzerinde yarattığı bir takım negatif etkiler de var. Ve kurumların, markaların, bireylerin bunun farkında olarak Metaverse projelerini geliştirirken gezegeni korumak adına daha dikkatli hareket etmeleri ve o karbon salımını azaltacak, belki nötralize edecek çalışmaları peşinde koşmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Biz de bu anlamda üniversitede bir sertifika programına başladık şu anda. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dünyanın ilk Metaverse dersini açtık. Metaverse'de marka iletişimi nasıl yapılır? Sektörden uzman konuklarımız ve akademisyen arkadaşlarımızla birlikte bunun dersini veriyoruz. 14 haftalık bir ders. Ama konu sizin de dediğiniz gibi o kadar popüler hale geldi ki bunu ders olarak alamayacak sektördeki profesyoneller biz de öğrenmek istiyoruz, anlamak istiyoruz, Metaverse'ü keşfetmek istiyoruz gibi kapımızı çalmaya başlayınca yine profesyonellere yönelik bir sertifika programı başlattık. 12 hafta boyunca Metaverse'le ilgili bir eğitim veriyoruz ama bu eğitimin şöyle bir meselesi var. Kişisel olarak ben, kurumum ve bu işte birlikte çalıştığımız bütün partnerlerimiz evet teknolojiyi çok seviyoruz, teknolojiyi çok önemsiyoruz ama korumamız gereken de bir gezegen var. Ve kesinlikle. Bu Metaverse ve biraz önce Çağlar Hocam'ın anlattığı bütün teknolojiler, Web 3.0, blockchain teknolojisindeki o mining meselesi, aynı zamanda da 5G, internet, bunların hepsinin çok ciddi bir karbon salımı var. Yani orada güzel bir öte evren yaratıyoruz ama mevcut evrene zarar verme riski de var. Biz bununla ilgili bir farkındalık yaratmak istedik ve sertifika programımızda Ege Orman Vakfı ile bir anlaşma yaparak 400 fidan bağışı yapan kişi ve kurumların sertifika programımıza katılmasına onay verdik. Bütün eğitmenler burada gönüllü eğitim veriyorlar ve 110'un üzerinde profesyonel var farklı sektörlerden şu anda ve 30 binin üzerinde de fidanımız oldu ve Metaverse ormanı kuruyoruz. Dünyayı ve gezegeni unutmayalım öte evrenin peşinden koşmak için demek adına. Bence muazzam. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yaptıklarınız dinliyorum size hayranlıkla, hakikaten muazzam. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Metaverse ormanından ben tekrar son defa sözü hocama vermek istiyorum. Metaverse'ün gelişimi, yaygınlaşması ve bizi neler beklemiş olduğunu son defa bizimle paylaşımız değerli hocam. Şimdi bu programı izleyenlerin aklında biraz daha şekillensin. Türkiye turizm ülkesi. Bir cennet, muhteşem yerlerimiz var. Türkiye'ye gelemeyen bir Afrikalı bu gözlükle Patara'yı gezebilir. Ya da Aspendos'u gezebilir. Ve bundan Türkiye gelir elde edebilir üstelik. Yani bunun girişine bir para ödeyerek. Ya da meşhur bir laf var. Urfa'da Oxford vardı, biz mi okumadık? Urfalı bir çocuk bu gözlükle ya da Metaverse üzerinden Oxford'da eğitim görebilir. Yani iş buraya gidiyor. Mekandan bağımsız kılıyor bizi. Evet. Yani hem bu dünyanın modellenmesi için geçerli. Yani Paris'te bir sokakta yürüyüş yaparak sabah güne uyanıp ondan sonra Levent'teki işinize gidebilirsiniz. Çok güzel. Hem de şu an mevcutta olmayan ya da mesela Mars'a ayak basmaya çalışıyor değil mi insanoğlu? Evet. Mars'ı da gezebilirsiniz bunlarla. Modellenmiş olarak, mantık olarak. Yani birçok yeniliği ve heyecanı beraberinde getiriyor Metaverse. Muazzam. Sizinle sohbete doyamadım. Süremiz ancak bu kadar yeterli olduğundan daha devam edemiyoruz ama hayranlıkla sizlere dinliyorum. Diğer programlarda da sevgili seyircilerle beraber konuklarımızı ağırlayacağımız, sohbetimizi devam edeceğimiz
bir şekilde ilerleyeceğiz inşallah. Bununla beraber de herkesi bizimle beraber olduğu için esenlikler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, esen kalın. Taze Fikir Grup Metaverse alemini sundu.